Komedi dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu, yarattığı her karakter efsane olan Levent Ülgen'le Erenköy'deki bir taksi durağında buluştuk. Ülgen'le hem Akasya Durağı günlerini konuştuk, hem en büyük korkularından katı prensiplerine kadar pek çok bilinmeyenini öğrendik. İşte o keyifli söyleşim. Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya kaya kaya. Akasya Durağı'nın Sinan'ı ünlü oyuncu Levent Ülgen'le Erenköy'de bir taksi durağında buluştuk. Dünden bugüne oynadığı tüm dizileri ve bilinmeyenlerini konuştuk. Merhaba Akasya Durağı'nın emekçi işçileri. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Levent Ülgen'in asla yapmam dediği şey ne? Özellikle İstanbul'da yapamayacağım tek meslek... Usta oyuncunun en büyük korkusu ne? Ben ona hiç cesaret edemiyormuşum demek ki. Akasya Durağı'nın Sinan'ı taksisine atladı, camı açıp kolunu dışarı çıkardı, o meşhur tesbihini sallaya sallaya yanımıza geldi. Kaygana, kaygana. Adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya kaya kaya. Onlarca dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Türkiye'nin en başarılı aktörlerinden biri oldu. Ama Levent Ülgen aslında bir fizik mühendisi. ODTÜ'de fizik okudum, fizik mezunuyum. Fizik okuyup nasıl oyuncu oldu demeyin. Ünlü oyuncunun 10 parmağında 10 marifet var. Üniversite sonuçlarını beklerken, şimdiki gibi hani bir günde çıkmıyordu sonuçlar. O zaman bir beklemek gerekiyordu 1-2 ay. O sırada tiyatroya ilgilenmeye başladım. O sırada fiziği kazandığım ortaya çıktı. İkisini bir arada götürdüm. Fizik okurken tiyatro yapıp parçalığımı kazandım. Konservatuvar okurken de fizik dersleri, matematik dersleri bir parçalığımı kazandım. 35 senelik devlet tiyatrosu geçmişi olsa da Levent Ülken televizyon ekranlarında Hallederiz Kadir karakteriyle adını duyurdu. Kadir'cim ne yaptın, tatil işini bir yer ayarlayabildin mi? Daha izne çıkmana çok var Hulya. Hallederiz. O da bir rastlantı sonucu oldu ki hayatıma bir olguyan öyle bir girdi ki çıkmak bilmiyor. En son Babalar Duyar'ın biraz üçkağıtçı, biraz düzenbaz eniştesi Hallederiz Kadir'in yeri dizide aslında çok küçüktü. Ama Levent Ülgen öyle bir karakter yarattı ki bir anda başrol oldu. İşte bir tesadüf eseri o rol bendeydi. Daha ufaktı rolüm. Aynı tiyatroda olduğu gibi ufak ufak başlayıp ilk ciddi dizim oydu denebilir. Sonradan başrol olduk Hatice ile ikimiz. İşte gidelim Kenya'ya. Yiyelim Kenya'nın meşhur zebra kebaplarını. Bizi Rafi'nin ailesi misafir etsin. Ben Avrupa istiyorum Kadir. Ama Avrupa bizi istemiyor Hulya. Sahtekar bir tip yaratmak istedi bir rol. Ben de çok hoşuma gitti. Ama dedim sevimli olsun. Yani sahtekar olsun ama ve hiç kazanamasın. Yani sahtekarlıktan kazanırsa sahtekarlığın reklamını yapmış oluruz. En son Babalar Duyar 2006'da final yaptı. Ama Levent Ülgen Hallederiz Kadir ceketini sırtından zor çıkardı. Baksanıza hala gittiği yerlerde verdiği para sahte mi diye kontrol ediliyormuş. Dizide yaptığım bütün esprileri onlar bana yapıyordu. Verdiğim paraların sahte olup olmadığına bakıyorlardı. İşte Hallederiz diye takılıyorlardı. Ben işte bir yere alışverişe gittiğim zaman, bir şey sorduğum zaman hemen hallederiz diyorlardı. Köftelere beleş dereceğiz değil mi? Herhalde Rafi. Yani açılış bu. Saçmalama Hulya. Açılış mı açılış anlamam ben. Herkes yediği köftenin parasını ödeyecek. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hallederiz Kadir'den sonra Levent Ülgen televizyon kariyerinde hızla yükseldi. Akasya Durağı'ndaki Sinan karakteriyle izleyicinin gözünden gülmekten yaş getirdi. Oyna bakalım. Hadi bakalım. Amanın amanın. Paralel bir roldü. Ama ben o iki rolü birbirinden ayırmak için şöyle bir şey yaptım. Kadir evet sahtekarlık yapıyordu ama karısına çok sadıktı. Karısını hiç aldatmadı. Hiç çapkınlık düşünmedi. Sadece köşeyi dönmeyi düşündü. Ama Sinan'a o namussuzluğu da kattım. Sinan karısını da aldatmak için her fırsatı deneyen bir sahtekardı. Sinan! Ya ne oluyor burada? Ya ne oluyor dedim sana? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Tatyana masaj yapıyor, bir şey olduğu yok. Levent Ülgen, Akasya Durağı dizisinde kendi evinde yaşananları dizi setine taşımış. Yani Sinan karakterinin o meşhur özlü sözleri senaryoda yazılı değilmiş. Sinan Kaya karakterinde ben her gün evde yaptığımız bir espriyi ya da kendi aramızda yaptığımız bir espriyi oraya taşıyordum. Yani işte mesela orada şey vardı, adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya, geldim buraya kaya kaya. Uçuyor şuradan çıktı. Ben o gün sete zaten Kartalkaya'dan kayaktan geliyordum. Adım Kaya Sinan Kaya deyince böyle bir kafiye uydurdum. Öyle kaldı o. Hatta Osman Aga ve Sinan'ın tartışmaları bile gerçekmiş. Osman Aga ile Sinan'ın kapışması zaten Cezmi Baskın'la Levent Ülgen'in kapışması. Yani bir, hakikaten özel hayatımızda da öyleyiz. Yazıklar olsun senin gibi can pehlivanı Osman Aga'ya be. Ne dersin bile susa. Şimdi kalkar seni bile yerde. Ah! 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 Ah!
tuttuğu takım galip geldiği zaman bana laf atar. Benim takımım galip geldiği zaman ben ona laf atarım. Yani bu çekişme hep vardı. O yüzden bir kere bu anlamda keyifliydi. Levent Ülgen deyince akla gelen ilk dizilerden biri olan Akasya Durağı 2012 yılında final yaptı. Ama şoför Sinan hala akıllarda. Merhaba Akasya Durağı'nın emekçi işçileri. Kovuldun. Hayır efendim. Hayır Nuri Baba. Sen beni kovmuyorsun. Ben kendim istifa ediyorum. Al şu aynanı. Ben gidiyorum. Çek. Bir gün eve giderken genç bir çocukla karşılaştım. Akasya Durağı bitti değil mi? Öyle dedi. Bitti abicim dedim. Bir daha olacak mı dedi. Bilmiyorum dedim, öyle bir söylenti var ya. Olsa oynar mısın abi dedi. Ya sanmıyorum dedim. Oyna ne olursun dedi. Ondan sonra içime bir kuşku düştü. Bilmiyorum, öyle bir resmi teklif gelse ne yaparım şu anda bilmiyorum. Taksici Sinan'ın Levent Ülgen'in hayatındaki yeri başka ama. Özellikle İstanbul'da yapamayacağım tek meslek taksicilik olabilir. Bu trafikte hakikaten inanılmaz sabır gerekiyor. İnanılmaz çelik gibi sinirler gerekiyor. Oynadığı karakter nedeniyle taksicilerle arasında öyle bir yakınlık olmuş ki birçok taksici arabasının anahtarını usta oyuncuya vermeye çalışıyormuş. Direkt tanıdıklarında zaten abi geçsene direksiyonu sen daha iyi bilirsin diyorlar. Yok kalsın diyorum. Çok böyle anahtar teslim eden oldu. Al abi sen kullan diye. Yok dedim, aman kardeşim olur mu öyle şey. Ben özellikle arabamı sattım trafikte araba kullanmamak için diyorum. Yıllardır komedi dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu olan Levent Ülgen'in bakın en büyük korkusu neymiş? İnsanları güldürememekten çok korkardım. Hani bir espri yaparsınız, insanlar buz gibi kalır ya. Yani antipatik bir durum olur. Ben ona hiç cesaret edemiyormuşum demek ki. Usta oyuncu son günlerde de komedi dozu yüksek bir diziyle izleyici karşısında. Beni götür beni. Beni kafayı yiyeceğim. Normal insanların normal konuştuğu, normal davranışlar içinde bulunduğu bir yere götür beni bile. Tamam. Kafayı yiyeceğim bile. Sakin olun. Ne konuşuyor bunlar bile anlamıyorum. Televizyon falan açayım şahapınız. Tıpkı Hallederiz Kadir ve Taksici Sinan'da olduğu gibi Kiralık Aşk'taki Necmi karakterine de ufak dokunuşlar yapmış Levent Ülgen. İlk başta başladığımda böyle yine çapkın komik bir adamdı. 15-20 bölüm sonra, belki de 30 bölüm sonra çok ağırbaşlı, çok felsefik, Can Yücel'den şiirler okuyan bir adama dönüştü. Bu aralar daha iğrenç bir üç kağıdımız yok. Zaman zaman oluyor ama şimdi yok. Yani ölü sezondayız, o yüzden yok.